Sevgili seyirciler, bugünkü konuğumuz ülkemizin en meşhur oyuncularından, sanatçılarından, yönetmenlerinden, şair, yazar İlyas Salman Beyefendi. İlyas Beyciğim, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk canım benim. İlyas Beyciğim, siz ülkenin son 50-60 yılına damgasını vurmuş mizah ustası, oyuncu. Onlarca film çekmiş, kitap yazmış, şiir yazmış bir insan olarak. Maalesef zannediyorum sizler de çok üzgünsünüzdür. Ülkemizin son 5-6 senedir içinden geçmiş olduğu zor durum. Bir sanatçı gözüyle bir özetleyebilir misiniz acaba ülkemizin şu anda içinden geçmiş olduğu durumu? Tüm ülkemizin içinden geçmiş olduğu durum sadece para meselesiyle değerlendirilemez ya da parasızlık meselesiyle değerlendirilemez. Bir basiretsizlik söz konusu, bir başarısızlık söz konusu, bir inat söz konusu, bir Mustafa Kemal düşmanlığı söz konusu, bir çağdaşlık düşmanlığı söz konusu. Onun için ülkemizi değerlendirmeye kalkarsak sanıyorum saatleri buluruz neredeyse. Mustafa Kemal gerçeklerine dönersek ancak kurtulacağız diye düşünüyorum ben. Evet, demokrasi, insan hakları, hukuk, adalet, özgürlükler, bütün bunlar buyurduğunuz gibi hakikaten gerçekten devam etse belki birçok mesele hallolacak. Fakat şu anda dediğiniz değerlere karşı düşmanca bir tavır var ve bunun sebebi olarak da hukuk, adalet, insan hakları, özgürlükler her birisi ayaklar altına alınmış durumda. Siz böyle bir durumdan çıkışı öngörebiliyor musunuz, yoksa gün be gün yevmül beter derdi eskiler, her geçen gün biraz daha kötüye gidecek ve ülke bir Suriye, Irak bataklığına girecek mi? Hayır, Türkiye'm için umudum sonsuz derecede var. Yani biz bu badireden sıyrılacağız, kurtulacağız. Hem de demokratik yollarla, sandıkla kurtulacağız. Hani Descartes diyor ya insan düşünen hayvandır diye. Descartes bunu söylediği zaman 2000 yıl önce söylemiş yanlış hatırlamıyorsam eğer. İnsanın düşünen hayvan olduğu yüz bin yıllardan bu yana belli. İnsan 2022 yılında seçmesini bilen hayvandır. Biz seçmesini bilen insanlar olamadığımız için bu haldeyiz şu anda. Yani belki şu anda beni 15 gün, 20 günde bir, ayda bir mahkemeye çağıran devlet erkanı ya da ricali kimliğine bozulacaklar bana ama istedikleri kadar bozulsunlar. Düşüncemi ensemin arkasına koymayacağım, masanın ortasına koyacağım ve muhalefete devam edeceğim. Biz maalesef tabii entelektüel seviyesi ülkenin düştüğü noktada demişti ya bir ara bir milletvekili AK Parti'nin seçmen sayısı daha çok artıyor eğitim seviyesi düştükçe diye. Maalesef ülkemizde şu anda kandırılabilen bir %20-30'luk kesim hala var. Bu kadar açlığa, sefalete, hukuksuzluğa yani bu kadar baskıya, şeye rağmen, mağduriyetlere, mazlumiyetlere rağmen bu konuda bir vatandaş olarak, bir sanatçı olarak bize düşen şeyler nelerdir acaba? Bir muhalefet olarak, sivil toplum örgütü olarak elimizden geleni yapıyor muyuz sizce? Bence yapmıyoruz. Bana ne mantığı? Orta Doğu, uyuşuk Orta Doğu kültürü hakim durumda şu anda Türkiye'de. Ve giderek de Orta Doğu'nun bataklığına doğru sürükleniyoruz, götürülüyoruz. Ama hani şair diyor ya, gün ola devran döne umut yetişe, dağlarının ardında
Değil öyle yoksulluklar, hasretler. Bir tek başak bile derdin kalmayacaktır. Bir tek zeytin dalı bile yalnız. Sıkıysa yağmasın yağmur. Sıkıysa uykudan uyanmasın da. Bu yürek ne güne vurur. Kaçar damarlarından karanlık. Kaçar bir daha dönemez. Sunar koynunda yatandan. Hem de mutlulukla sunar beynimizin ışığında yer altı. Her mevsim daha genç, daha verimli. Sunar pırıl pırıl sebil. Ömrünün en güzel aşk hasadını elimizin hünerinde yeryüzü. Dolu sofra, gülen anne, gülen çocuklar. Bire on, bire yüzle akşama gebe. Şafakla doğan iç gücü. Yalanım yok. Sözüm insan sözüdür. Ol kitapta böylece yazıldır. Ol sevda böyledir çünkü. Çok güzel, çok güzel ifade ettiniz. Sizin kendinizin de şiirleri var. Bir şiir kitabınız var bildiğim kadarıyla. Evet, Hasretim Sansürlüdür adlı bir şiir kitabım var. Evet, programın sonuna doğru oradan da bir kesim eğer arzu ederseniz oradan da bekleriz bir şiir okumanızı. Oradan da bir şiir okuyacağım. Evet, çok güzel ifade etmiş şair hakikaten. Ümit dolu, umut dolu. Fakat tabii bir taraftan da bakıyoruz 5-6 senedir insanlar hapislerde, bomboş dosyalarla, içi dolu olmayan, herhangi bir işte suçu olmayan bir sürü insan hapislerde şu anda çürüyor maalesef. Ve bu gün geçtikçe insanların hayatları kararıyor. Evlatlar anne babalarına hasret, anne baba çocuklarına hasret. Yani bir taraftan ümitliyiz ama diğer taraftan da hayatlar kararmaya devam ediyor. Bu noktada sanatçı olarak siz elinizden geleni yapıyorsunuz bir muhalefet olarak. Yanlış gördüğünüz şeylere ses çıkararak. Fakat birçok sanatçıyı görüyoruz ki maalesef saraya yanaşıyor. 3-5 kuruş için belki, biraz makam için, mevki için, para için. Bu konuda ne diyeceksiniz? Sanatçıların şu anki duruşunu beğeniyor musunuz? Bu insanlar gerekeni yapıyorlar mı sizce? Daha ben beğenmiyorum sanatçıların durumunu. İnsan düşüncesini ensesinin arkasına koymamalı, masanın ortasına koymalı diye düşünüyorum. Dünyada en çok kokan şey saklanan düşüncedir. Para bile saklandığı zaman kokar ama saklanan düşünce kadar pis kokamaz. Ve mezara götürülen fikrin de kimseye faydası yoktur. Bugün o devletin ya da hükümetin etrafında yalaka haline dönüşmüş sanatçılarımız bir gün bunu fark edecekler ama işten geçmiş olmasın. Evet maalesef yani her geçen gün dediğim gibi işten de geçiyor, kanunlar bir şekilde yapılıyor. Yani sadece sanki seçim bekleniyor gibi, seçim o gelene kadar olacak olan bütün her şeye sanki razıymışız gibi. Yani muhalefet de bu şekilde davranıyor. Sokağa çıkmak tabii bazı tehlikeler görüyor. Siz bu bağlamda Altılı Masa'nın ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun son yaptıklarını, çıkışlarını doğru buluyor musunuz veya daha fazla yapmadılar diyor musunuz? Doğru buluyorum, daha fazla yapmalılar, daha çok halkın içerisine girmeliler ve Türkiye'de milyonları bulan mitingler düzenlemeliler şimdi. Esnaf dolaşmaları yeterli değil benim gözümde. Yani yüz binleri bulan mitingler düzenlemeliler Türkiye'nin bütün illerinde, ilçelerinde. Evet, Erdoğan iyi bir siyasetçi, iyi biliyor siyaset yapmayı, halkı bir şekilde ikna etmeyi ve bu bağlamda da hamasi söylemlerle, dinci söylemlerle insanları kandırıyor belki bir anlamda. Bu bağlamda geçen hafta da cemevini ziyaret etti, oradaki belki Alevilerin gönlünü almak için. Bu ziyaret konusunda ne diyorsunuz? Çok tartışmalı oldu, oradaki resimler kaldırıldı. Ziyareti ve oraya Tayyip'i davet edenleri lanetliyorum, açıklıkla söylüyorum. Çünkü orada Mustafa Kemal'imizin resmini kaldırdılar, Hazreti Ali'nin resmini kaldırdılar. Halbuki bizim köylerimizde, Alevi köylerimizde özellikle Hazreti Ali ile Atatürk'ün resmi yan yana durur. Hatta bizim büyüklerimiz şey derler, yaşlılarımız, Hazreti Ali ölmedi, Mustafa Kemal kılığında tekrar dünyaya geldi Türkiye'yi kurtarmak için. Evet, ilginç.
Bu noktada da zaten bayağı bir tartışma geçti ve Alevi dernekleri o davet eden kurumu da zannediyorum gruplarından çıkarma kararı aldılar. Fakat tabii bu noktada aldananlar aldanıyor. İşte o yaptığı şeyler, gidip bir fakir evinde yer sofrasında yemek yemesi bazılarını aldatıyor hakikaten. İnsan aç belki, evine çocuğuna simit yediremiyor, dışarıdan su alamıyor ama devletimize zeval gelmesin deyip tekrar ben diyor işte bunlara oy vereceğim diyor. Bu noktada ne diyorsunuz? Halkı uyandırma bağlamında yapılması gereken bir şey var mı acaba? Yapılması gereken çok şey var. Ben şunu savunuyorum. Hareket eden bir dangalak oturan 1 milyon aydından daha iyidir. Aydınlarımızın harekete geçmesi lazım. Köşelerinde oturup ahkam keseceklerine, halkın içerisine girsinler. Cehalet anca böyle yenilir. Cehaletin umut olarak sarılan cehalete iktidar kimlerden oy aldığını gayet iyi biliyor. Okumuş yazmış insanlardan oy alamıyor iktidar. İktidar cehaletten besleniyor. Mesela İstanbul'u hesaplayalım. İşte Ümraniye'ydi, Sultanbeyli'ydi. Ne diyeyim ben size? Yani İstanbul'un gecekondu bölgelerinden oy topluyorlar anca. Bizim aydınlarımızın o bölgelere gitmesi lazım. Onlarla haşir neşir olması lazım. Bu geriliğin nedenlerini anlatması lazım. Aydının görevi sadece kendini aydınlatmak değil, etrafını da aydınlatmaktır. Ben şeyi düşünüyorum. Yaklaştıkça güzelleşecek insanlık. Evet, çok güzel ifade ettiniz hakikaten. Bu bağlamda şu anda Türkiye'de olan şeylerden, yapılanlardan dolayı az çok ümitli olduğunuzu ifade ediyorsunuz. Yani yeteri kadar yapılmadığı halde fakat ümidimizi kaybetmemeliyiz ve bu zulüm iktidarı gidecek diyorsunuz. Bu noktada bir kısım aydınlarımız mağduriyetlere, mazlumiyetlere ses çıkarıyorlar, zulme karşı baş kaldırıyorlar ama şu noktada ne diyorsunuz? Bazen herkes sadece kendi mahallesi için ses çıkarıyor. Diğer tarafta kendi ideolojisinin dışındaki insanların mazlumiyetlerine, mağduriyetlerine ses çıkarmıyor. Onlara yapılan zulme ses çıkarmıyor. Halbuki bir aydın duruşu olarak yapılan zulmü tümden baş kaldırmak, her türlü mağduru ve mazlumun yanında olmak, her türlü ağlayanın yanında olmak gerekir mi? Ne diyorsunuz? Açıkçası biraz daha kavgacı olmak lazım bu iktidara karşı. İktidar kavgayla yönetiyor bu ülkeyi. Hiddetle yönetiyor, şiddetle yönetiyor, baskıyla yönetiyor. Bizim de hükümet üzerine baskı kurmamız gerekiyor. Hani ben şey derim, aşkı, şiiri ve kavgayı bilmeyen insandan hayır gelmez. Çünkü dünyada aşık olacak çok güzel, uğruna şiir yazılacak çok güzellik ve kavga edecek çok fuşt var. Evet, çok güzel. Bu bağlamda şiirlerinizden bir tane alabilir miyiz? Lütfeder misiniz lütfen? Tabii. Bu şiiri de ben Çirkinler de Sever isimli filmimi çekerken Adıyaman Kahta'da yazmıştım. Bir gün erken paydos etmiştik. Kahta sokaklarında dolaşıyorum. Baktım 12 yaşında bir kız çocuğu, 12-13 yaşlarında bir kız çocuğu, 2,5 yaşlarına, 3 yaşlarına erkek kardeşini omuzuna almış, ellerinden ayaklarından tutmuş yürüyor, çocuğun burnu akıyor. Mendilimi çıkardım, burnunu sildim. Akşamleyin otele gittim. Otelde şu şiiri yazdım. O Çok güzel. kız çocuğu için. Buyurun. Küçüğüm, seni sevmek balığı Urfa'da avlamaktır. Balıklı gölden. Yasak olduğu için güzeldir. Küçüğüm seni sevmek Yamadağ'ında, Munzur'da, Dersim'de kamalak keklik avıdır. Hani keklikler uçmaktan yorulur da kara düşünce kalkamaz. O zaman vurmak kolaydır. Küçüğüm seni sevmek
7 yaşında bir sabinin günlük gelirine konmaktır. Alaşafak'ta çıkmıştır işe, simidinin yarısını satmıştır, elleri büyümüştür yüreği küçüldükçe. Küçüğüm seni sevmek, kaşarlanmış bir celladın kendi kendine asması gibidir. Hani asıl cesedine bakıp da hem güler hem ağlarız ya, oysa bir avuç gözyaşıdır bedeni, astıklarından arta kalan. Küçüğüm seni sevmek, bir tren işçisinin tren altında kalması gibidir. Çığlığı düdük sesine, hasreti raylara takılı kalır. Küçüğüm seni sevmek zordur, çelişkilidir. Ölümle yaşamın kardeşçe birliğidir. Cesedin mezar görüp ölmekten vazgeçmesidir. Buna rağmen seni seviyorum. Ama anlarsan seviyorum. Anlamazsan geberiyorum. Çok güzel, çok güzel. Elinize, ağzınıza, yüreğinize sağlık. Gerçekten çok anlamlı olmuş. Tabii teşekkür aslında ederim. Bütün sanat harikaları, şiirler, edebi nesirler, oyunlar belki bu tür yaşanan hadiselerden çıkıyor, değil mi? Yani sizler onlar... Mesela isterseniz buyurun. Bir üç bir kıtalık bir de türkü okuyayım. Buyurun lütfen. Bütün insanlardan arzumuz vardır. İnsan birliğine zor demesinler. Gerçekler nerededir? Haberimiz var. Haktan gayrısına yar demesinler. Yar demesinler. Gerçekler nerededir? Haberimiz var. Haktan gayrısına yar demesinler. Yar demesinler. İsevi Musevi Muhammediler, Doğu Batı Kuzey hem Güneyliler, gerçekler öncüsü bunca veliler, yollar buzlu dağlar, kar demesinler, kar demesinler. Gerçekler öncüsü bunca veliler, yollar buzlu dağlar, kar demesinler. Kar demesinler. Bu dünya doludur, dolu nimeti. İnsanlığın barış, huzur cenneti. İnsanlara hizmet, bunca serveti. Silahlar yaparak, kar demesinler, kar demesinler. İnsanlığa hizmet, bunca serveti. Silahlar yaparak, kar demesinler, kar demesinler. Çok güzel, ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Gerçekten çok anlamlı. Dediğiniz gibi bu ülke aslında onlarca farklı ideolojiye, inanca, kültüre dahillik yapmış. Çok güzel topraklar. Fakat maalesef şu anki iktidar olsun, bir kısım kötü niyetliler olsun, bizi bölmek, parçalamak, kutuplaştırmak istiyorlar. Ve bunda da bir anlamda maalesef başarılı oldular. Ama Pir Sultan Abdalların, Yunusların, Mevlanaların öncülüğünde, evet, bahsettiğiniz gibi, Bedrettinlerin, evet, türkü içinde de ifade ettiğiniz gibi, o veli zatların, büyüklerimizin önderliğinde aslında çok barış içerisinde, ideolojimiz, düşüncemiz ne olursa olsun bir masa etrafında çok rahat, barış içerisinde, kardeşçe, el ele yaşayabiliriz. Fakat maalesef bunu yok ettiler şu anda. Umarız yeniden bu ayağa kalkar, yeniden... Yeniden ayağa kalkacak umudum sonsuz sevgili dostum. Çok güzel. Bunlar gidecek de yine tertemiz bir Türkiye olacak. Biz de öyle ümit ediyoruz. Kapatmadan önce söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yıllardır şunu söylüyorum. Kapatmadan önce şunu da ileteyim insanlara. Diyorum ki artık dünyada Alevi kalmadı, Sünni kalmadı, Türk kalmadı, Kürt kalmadı, Laz, Çerkez, Abaza, Ermeni, Rum kalmadı. Amerikalı, Danimarkalı kalmadı. İki türlü insan var. Bir çalışan insan, bir de çalan insan. Sen hangisindensin? Ona karar ver. Çok güzel, çok güzel demişsiniz hakikaten. Ben de o noktaya gelmiştim. Yani Hristiyan, Yahudi, Müslüman, işte ne bileyim Kürt, Çerkez, Alevi, Türk hiç önemli değil. İyi insan olmak önemli. İyiler ve kötüler olarak ikiye ayrılır diye ben de söylemiştim bir ara.
Dediğiniz gibi çalanlar ve çalışanlar, iyiler ve kötüler. Yoksa kimin kimliği çok önemli değil. Düşüncelerimiz, duygularımız, bunlar çok önemli değil. Önemli olan insanlığa faydalı olmak. Sizler de bunu çok güzel yapıyorsunuz. Aramayın beni başka yerlerde. Küllerimi sıcakta yatan kor benim. Pırlantadan taşan renk benim değil. Heybedeki sarı benim, mor benim. Benim değirmenin önündeki yük. Benim şu karşıda görünen höyük. Zerreden küçüğüm, dağlardan büyük. Acı soğandaki ince zar benim. Fukara çobanın işliğindeyim. Çocukların bayram harçlığındayım. Yörük kızlarının başlığındayım. Dağa daşa kurda kuşa yar benim. Ben posta çökelek pekmezde şıra. Ben gazı tükenmiş hisli bir çıra. Tarlaya, toprağa, taşa, bayıra. Alınlardan yere düşen ter benim. Ne yapsanız ne etseniz nafile. Sinmişim kavalamız rabatele. İster kader değil isterse çile. Efkar benim, çetin benim, kavga benim, zor benim. Süper, çok teşekkür ediyorum. Gerçekten ağzınıza, yüreğinize sağlık. Bir şey söyleyeyim, bir şiir okuyayım isterseniz. Buyurun lütfen. Beşikler vermişim Nuh'a. Salıncaklar, hamaklar. Havva anan dünkü çocuk sayılır. Anadolu'yum ben, tanıyor musun? Utanırım, utanırım fukaralıktan. Ele güne karşı çıplak. Üşür fidelerim, harmanım kesat. Kardeşliğin, beraberliğin, atom güllerinin katmer açtığı şairlerin ve bilginlerin dünyalarında kalmışım bir başıma. Bir başıma uzak, biliyor musun? Binlerce yıl sağılmışım, soyulmuşum. Korkunç atlılarıyla parçalamışlar nazlı seher sabah uykularımı. Hükümdarlar, saldırganlar, haydutlar haraç salmışlar üstüme. Ne İskender takmışım, ne şah, ne sultan. Göçüp gitmişler gölgesiz. Bir bilsen nasıl severim Köroğlu'nu, Karayılan'ı, meçhul askeri, Pir Sultan'ı ve Bedrettin'i. Bir bilsen onlar beni nasıl severdi. Bir bilsen Urfa'da kurşun atanı. Minareden, barikattan, servis dalından ölüme nasıl gülerdi. Bilmeni mutlak isterim, duyuyor musun? Öyle yıkma kendini, öyle garip, öyle mahzun. Nerede olursan ol, içeride, dışarıda, derste, sırada, yürü üstüne üstüne, tükür yüzüne, fırsatçının, fesatçının, işbirlikçi hayının, dayan kitap ile, dayan iş ile, umut ile, tırnak ile, diş ile, sevda ile, düş ile, dayan rüsva etme beni, utandırma beni, gör nasıl yeniden yaratılırım. Namuslu genç ellerinle. Oğullarım, kızlarım var gelecekte. Her biri vazgeçilmez cihan parçası. Kaç bin yıllık hasretimin goncası. Gözlerinden, gözlerinden öperim. Bir umudum sende. Anlıyor musun? Çok güzel, çok teşekkür ediyorum tekrar. Gerçekten Rica ederim. çok anlamlı şiirler, türküler. Ülkemizde de bizi birbirimize bir araya getiren şeyler de bunlar zaten. Tekrar teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Rica ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın. Umudunuz bitmeden ömrünüz bitmesin. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler, bir dahaki programda görüşmek üzere, hoşça kalın.